Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte son dönemde sosyal medyada hayli ses getiren bir uygulamadan bahsedeceğiz. OnlyFans. Biliyorsunuz aslında OnlyFans'ın Türkiye'de ismini duyurması birkaç ay öncesine dayanıyor. Öncelikle şunu belirtelim. OnlyFans nedir? Bunu bir açıklayalım arkadaşlar. Aslında OnlyFans'a baktığımız zaman Instagram benzeri bir sosyal medya uygulaması olduğunu görüyoruz. Fakat buradaki temel fark şu arkadaşlar. Siz normal şartlarda Instagram'da takip etmek istediğiniz birine, yani paylaştığı içerikleri görmek istediğiniz birine takip isteği yollamanız yeterli. Ki bunu ücretsiz bir şekilde yapabiliyorsunuz. Eğer karşı tarafta sizin bu takip isteğinizi kabul ederse onu takip etmeye başlayabiliyorsunuz ve böylece paylaştığı içerikleri de görebiliyorsunuz. OnlyFans'ta ise biraz daha değişik bir sistem var. Nasıldır bu sistem? Bunu belirtelim. OnlyFans'ta arkadaşlar birini takip etmek istediğiniz zaman onun belirlediği abonelik ücretini ödemeniz gerekiyor. Atıyorum bir X kişisi OnlyFans hesabı açtığında beni takip etmenin aylık ücreti 5 dolardır diyebilir. Bu 5 doları veren herkes o X kişisini takip edebilir arkadaşlar. Şimdi böyle dediğimde şunu diyebilirsiniz. Ya ben bir kişiyi takip etmek için neden 5 dolar vereyim? Neden 3 dolar vereyim? Daha doğrusu neden para vereyim? Fakat işin iç yüzüne baktığımızda durum pek de böyle değil. Bahar Canlı'nın ismini herkes az çok duymuştur, tanıyordur, biliyordur arkadaşlar. Bu kişi geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yaptı. Ve aylık kazancının OnlyFans üzerinden, yani sadece OnlyFans'tan olan gelirinin 1 milyon TL olduğunu gördük arkadaşlar. Evet, Bahar Can'dan şu anda OnlyFans'tan aylık olarak 1 milyon TL kazanıyor. Şunu diyebilirsiniz, ya kim takip ediyor? Kim buna para verir? Bu kadın için kim para verir? Gördüğünüz gibi para veren hayli kişi mevcut. Geçtiğimiz günlerde bir belgesel yayınlandı YouTube'da bir kanalda. Ve bu belgeselin konusu aslında OnlyFans yıldızlarından biriydi arkadaşlar. Merve Taşkın, biliyorsunuz kısa bir süre önce sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da bir hayli ses getirmişti bu isim aslında. Neden? Çünkü işte para kazanmanın kolay yolları var. İşte ben şu kadar para kazanıyorum, bu kadar para kazanıyorum şeklinde bazı paylaşımları vardı ki bu paylaşımlar hayli tepki çekmişti. Çünkü Merve Taşkın'ın OnlyFans paylaşımları az çok biliniyor arkadaşlar ki kendisi de OnlyFans üzerinden hayli büyük ücretler, büyük meblağlar kazanan bir isim. Bir de şöyle bir gerçek var. OnlyFans'taki tüm kullanıcıların paylaşımlarına bir şekilde erişebiliyorsunuz. Bunları direkt olarak çeken ve OnlyFans'ın hala bu açığı kapatamadığı siteler mevcut. Yani bu tarz siteler bile varken hadi bir şekilde bakmak istediğiniz, görmek istediğiniz vesaire. Ama bu tarz siteler bile varken kalkıp da OnlyFans'a para vermek gerçekten çok absürt bir durum diyebiliriz. Ama şu da var, bu durum Türkiye'ye özel değil arkadaşlar. Şu anda Amerika'da OnlyFans üzerine ciddi yatırımlar yapılıyor ve kullanıcı sayısı o kadar hızlı artıyor ki bu hıza sunucular bile yetişemiyor o derece. Her önüne gelen OnlyFans hesabı açıyor. Ki normal şartlarda 18 yaşın altında bir kullanıcıysanız OnlyFans hesabı açamazsınız ve görüntüleyemezsiniz. Ama gel gelelim bir şekilde bunun da bir yolunu buluyorlar. Başkası üzerine hesap açıyorlar ve kendi fotoğraflarını paylaşıyorlar. Bu şekilde yine bir gelir kapısı elde etmiş oluyorlar. Şu andaki tehlike şu, ülkemizde de OnlyFans kullanıcılarının yaş sınırı gitgide düşüyor arkadaşlar. Burada kendi isimleriyle açmıyorlar elbette. Farklı isimlerle açıyorlar ve bazı fotoğraflarda hani yüzlerini tanımlamak için kapatıyor gibi yapıyorlar vesaire, arkadan fotoğraf çekiliyorlar. Dolayısıyla artık bu tehdit biraz daha böyle 18 yaş altına kaymış durumda. Hatta lise çağındaki bazı öğrencilerin OnlyFans hesapları açtığı da biliniyor ki bu gerçek bir tehdit. Şu anda garip olan şey ise OnlyFans'ın Türkiye'de kapatılmamış olması. Biliyorsunuz normalde ülkemizde hani erotik yayın yapan siteler vesaire kapatılır. Ama OnlyFans hala kapatılmadı. Bunun üzerine açılmış bir dava var. Dava şu anda daha sonuçlanmış değil. OnlyFans'ta paylaşım yapanların üzerine açılmış davalar var. Ki biliyorsunuz bazı isimler gerçekten çok açık paylaşımlar yapıyorlar. Yani erotikten de ziyade pornografik
paylaşımlar yapıyorlar. Bu isimler üzerine bazı davalar da açılmış durumda arkadaşlar. Sonuç olarak bu sapkınlıktan bir şekilde kurtulmamız gerekiyor. Elbette tabii özgürlükler vesaire tamam, ama yine de bu tarz uygulamaları toplum ahlakının bozduğu gerçeğini de inkar edemeyiz. TikTok'ta da var bu tarz şeyler. Son zamanlarda çok fazla görmeye başladık biliyorsunuz. Ama OnlyFans'ın burada amacı açık. Yani TikTok'ta böyle bir amaç direkt olarak size belirtilmiyor. Ama OnlyFans'ta bir kişi üye sayısını arttırmak için kalkıp da Instagram'da kullandığı paylaşımları kullanmıyor tabii ki arkadaşlar. Son derece özel pozlar veriyorlar. Ve bu da ister istemez toplumdaki bazı dengeleri bozuyor. Hali hazırda Türkiye'deki OnlyFans kullanıcı sayısı hızla artmaya devam ediyor. Bu noktada bazı tedbirlerin alınması lazım. En azından bu uygulamaya erişim yasağı getirilmesi isabetli bir tercih olabilir. Evet, bu konu hakkında yorumlarınız varsa videomuzun altında bu yorumları bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.